Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümetin kepenk indirmesi ülke genelinde milli park ve müzelerin kapanmasına neden oldu. Bu durumdan az kalsın yıllardır düğünlerini Yosemite Milli Parkı'nda gerçekleştirmek isteyen Joy ve Adam çifti de nasibini alacaktı. Fakat Amerikalıların zor zamanlarda gösterdiği dayanışma ruhu yine ortaya çıktı ve çift hayallerindeki düğünlerini gerçekleştirebildi. Parkın kapatılacağını duyunca şok oldum. Düğünümüz pazar günüydü. Pazartesi günü de park kapanıyordu. 2 gün boyunca ağladım. Bu bizim için oldukça yıkıcı bir durumdu. Evet, oldukça yıkıcıydı. Özellikle onun için bu çok önemliydi. Bir yıldır bu düğün için hazırlanıyorduk. Çift bu düğün için peşin olarak 11 bin euro ödedi. Parkın içindeki oteldeki 85 kişilik davet için verilen para iade edilmiyordu. Ancak dayanışma ruhu yine galip geldi. İkram servisi yapan firmadan Jan Stakic, normalde 11 bin euroya mal olan servisi çift için hiçbir para talep etmeden yapmaya karar verdi. Jan ve ekibi büyük bir özveriyle her şeyi 48 saat içinde hazırlamayı başardı. I believe that ben ülkenin şu anda rehin tutulduğuna inanıyorum. Cumhuriyetçiler sağlık erişimini engellemek adına hiçbir şey yapamayacak. Ayrıca bazı insanların bu durumdan oldukça olumsuz etkilenmiş olduğunu bilsem bile yine de demokratların buna boyun eğmemesine ve bizim de kendimizi ezdirmemiş olmamızdan ötürü gurur duyuyorum. Amerika'daki dayanışma ruhu ülkenin her yerinde karşımıza çıkıyor. Örneğin Washington'da bulunan bu pastanedeki cupcake'ler kamu çalışanlarına ücretsiz olarak veriliyor. Bu harika. Başkalarıyla empati kurabilmek çok güzel. Çünkü oldukça zor zamanlardan geçiyoruz. Bu nedenle çevrenizde size ihtiyacı olan insanlara yardım etmeniz çok önemli. Joel diğer kamu çalışanı meslektaşlarına oranla biraz daha şanslı. O hiç değilse cupcake'lerini bedava yiyebilecek. Amerika'da şu anda 1 milyona yakın federal personel ücretsiz izinle karşı karşıya.